Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed. Hoş geldiniz kardeşlerim. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden sekizincisi Hazreti Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an. Kendisi Fil hadisesinin 23. yılında Mekke'de doğdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiği zaman 17, hicrette 30 yaşındaydı. Kendisi aynı zamanda 7. Müslümandır. O da birçok sahabe gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu anın delaletiyle ebedi kurtuluşa erdi. Müslüman olduğunda henüz 17 yaşındaydı. Hazreti Sa'ad'ın kızı Ayşe babasından şu hadiseyi naklediyor. İslamiyete girmeden 3 gün önce Rüyada kendimi kapkara bir yerde gördüm. Bir şey göremiyordum. Derken ay doğdu. Onun aydınlattığı yolu takip ettim. Benden evvel kimlerin bu ebediyet yoluna ittiba ettiklerini görüyordum. Zeyd bin Harise, Ali bin Ebi Talip ve Ebu Bekir'e ''Siz ne vakit buraya geldiniz?'' dedim. ''Şimdi'' dediler. Başıma gelen bu hadiseden sonra anladım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gizlice davette bulunuyordu. Kainatın efendisine eciyat taraflarında karşılaştım. Namaz kılıyorlardı. Namazı bitirdikten sonra ben de yanına gidip İslamiyeti kabul ettim. Lakin Müslüman olmak elbette kolay değildi. Bir bedel gerekiyordu. O da bu uğurda her türlü eza ve cefaya göğüs gerdi. Müslüman olduğunda annesi çok kızdı. Ya saat dedi, sen bu sonradan çıkma olan dini bırakmayacak olursan, ben açlık ve susuzluktan ölene kadar ağzıma hiçbir şey koymayacağım. Sen de bu yüzden bir annenin katili olarak insanlarca lekeleneceksin. Bu nasıl bir imtihandı? O yaşa kadar en değerlisi olan onu besleyen, büyüten annesi karşısında Müslüman oluncaya kadar annesinin bir dediğini iki etmeyen Hazreti Saad iş iman ve İslam davasına gelince ne olur sus anne. Senin bin canın olsa da her birini benim İslam'dan dönmem için feda etsen ben yine dinimde sabit kalacağım. Annesi ya Saad dedi, sen Allah'ın anne ve babaya riayeti emrettiğini söylüyorsun. İşte ben senin annenim. Sana bu dinden dönmeni emrediyorum. Hayır anne, bu hususta sana itaat edemem. Annesi inadın inattı. Öyleyse ben de ağzıma bir lokma ekmek, bir damla su koymayacağım. Hazreti Saad r.a'nın annesi gerçekten öyle yaptı. Üç gün, üç gece ağzına ne bir lokma ekmek, ne bir yudum su koydu. Mekke'nin o sıcağında yemeden ve özellikle su içmeden dayanılabilir mi? Nihayet üçüncü gün sonunda kendinden geçti ve yere serildi. Diğer oğlu imdadına koştu, ona su verip ayılttı. Annesi ayıldıktan sonra bu defa Hazreti Saad hakkında beddua etmeye başladı. Hazreti Saad radıyallahu an annesine de acıyordu. Cehalet insanı ne hale getiriyordu. Annesinin bu inat ve ısrarı sebebiyle acaba bir sorumluluğu var mıydı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Saad'ın bu haline vakıf olunca şu mübarek ayeti tebliğ buyurdu. Eğer onlar sende ilimde yeri olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman üzerinde seni zorlarlarsa kendilerine itaat etme. Böylece içini kemiren mesuliyet duygusundan böylece kurtulmuş oldu. İslamiyeti kabul ettikten sonra Efendimizin hicretine kadar Mekke'de kaldı. Diğer sahabiler gibi o da birçok çileyi çekti. Küfür okları İman sinesine yağmur gibi yağdıkça onun imanı daha da kuvvetleniyordu. Kükremiş bir aslan heybetiyle kafirlere karşı duruyor ve masum insanları onların kanlı pençesinden kurtarıyordu. Bir gün yanında birkaç sahabiyle Mekke'nin ıssız bir köşesinde ibadet ediyorlardı. Kureyşliler onları görünce bir sırtlan gibi hücuma geçtiler. Müslümanların kanını içmek emeliyle kuyruğu tutuşmuş bir canavar gibi saldırmaya başladılar. Hazreti Saad eline bir sopa geçirdi, yanından fırlayan ok misali kafirlerin içine uçtu. Hepsini birbirine kattı ve birçoğunun kafasını yardı. İşte İslam tarihinde ilk dökülen kan buydu. Daha sonra bildiğiniz gibi hicret emredildi. O da Medine'ye hicret etti. Bütün cenkler boyunca Allah Resulü ile beraber bulundu. Bedir, Uhud, Hendek gibi büyük gazalarda görülmemiş kahramanlıklar gösterdi. Uhud. Müslümanlık hesabına büyük bir imtihan demiştik. Önce galipken sonra mağlup duruma düşen İslam ordusu. Efendimizin kat'i emrini unutan okçular yerlerinden ayrılı verince düşman İslam ordusunu arkadan kuşattı ve oklar yağmaya başladı. Fakat Hazreti Saad radıyallahu an canını Allah Resulüne siper etmiş, çarpışmaya devam ediyordu. Düşmana o kadar ok yağdırıyordu ki Allah Resulünden hiçbir faninin eremediği şu hitaba nail oldu. Anam babam sana feda olsun ya Saad. Durma at. Devam ediyordu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. ''Hüda senden razı olsun. Al şunları at diyor, kendi terekesindeki okları çıkararak Hazreti Sa'ada veriyordu. Hazreti Ali Radiyallahu An der ki: Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun kelimelerini Hazreti Sa'attan başka bir kimseye söylemedi. Bunları ona Uhud günü söylemişti. Sa'd radiyallahu an Uhud cenginde böyle destanlık çapında kahramanlık gösterdi. Kendi vücuduyla alemlerin efendisinin mukaddes vücudunu siper etti. Uhud gününde İslam ordusunun yaralılarına su yetiştirmek vazifesini Ümmü Eymen üzerine almıştı. İbni Urfe isimli kafir, Hazreti Ümmü Eymen'i bir ok darbesiyle yere düşürdü ve sonra karanlık ağzını açıp katıla katıla güldü. Bu hal efendimize ağır geldi. Hemen Hazreti Sa'de bir ok verdi. "Bunu at," buyurdu. Hazreti Sa'ad oku İbni Urfey'e attı. Ok yıldırım gibi gidip nasipsizin göğsüne dikildi ve onu yere serdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Eymen'in intikamını Sa'ad aldı. Allah onun duasını müstecab eylesin buyurdu. Bunun gibi nice iltifata nail oldu. Kendisi Uhud gazasından Mekke'nin fethine kadar devam eden bütün gazalara katıldı. Allah Resulünden bir an ayrılmadı. Mekke fethinden sonra olan Huneyn gazasında da tıpkı öncelerinde olduğu gibi büyük fedakarlıklar gösterdi. Daha sonra Tayif ve Tebük gazalarına katıldı. İlahi tecelliye bakın ki yanıp tutuştuğu halde veda hacına iştirak edememişti. Veda hacından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Çok geçmeden bu fani aleme veda ederek ebediyet yurduna göçtüler. Bildiğiniz gibi İslam topluluğunun başına Hazreti Ebubekir radıyallahu an geçti. Hazreti Saad ilk halifenin devrinde de dini mübine büyük hizmetler etti. Nihayet hak ve adalet güneşi Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde İran üzerine gönderilen orduya komutan tayin edildi. Kendisi Kadisiye zaferinin kahramanı ve Kisra ülkelerinin fatihi oldu. Hazreti Saad Hazreti Ömer'e zafer müjdesini gönderdi. Hazreti Ömer'den Kisra'nın payitahtı Medain'e gitmesi emrini aldı. Hemen geyik bacaklı Arap atlarının başını o istikamete çevirip ileri emrini verdi. İslam ordusu nurdan bir ırmak gibi Medain'e aktı. Orada birkaç mukavemeti ezdi, düşman darmadağın edildi. İslam ordusu şehre girdiği zaman sadece meşhur sarayın muhafızlarıyla karşılaştı. Onlar da İslam ordusunun heybet ve şevketini görünce teslim oldular. Yüce komandan Hazreti Saad radıyallahu an Kisra'nın sarayına girdi. Her tarafı debdebe ve ihtişam içinde olan sarayı tek tek gezdi. Şaşırmıştı. Dünya saltanatının gözleri kamaştıran haline bakıp, içli içli şu ayeti kerimeleri okudu. Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden, süslü mahvellerden, güzel konaklardan, içinde naz ve naim ile yaşadıkları ihtişamlardan neler, nice şeyler bıraktılar. İşte emir böyledir. Biz bütün bunları başka başka kavimlere miras verdik. Hazreti Saad Alır adımlarla taht odasına kadar yürüdü. Şahın tahtı yerinden kaldırıldı, yerine bir minber kuruldu ve tevhid nuru yıllarca, asırlarca karanlıkta kalan sarayı aydınlattı. O ezan sesleri göklere doğru name name yükseldi. Orada ilk defa cuma namazı kılındı. Saray tekbir sesleriyle yerinden oynadı. Hazreti Saad saraydaki kıymetli eşyaları toplayıp beşte birini Nur Şehri Medine'ye gönderdi. Şöyle dedi: Ey insanlar, dünyaya ve onun sevenlerin başına gelene bakın da ibret alın. Görülmüyor mu ki onun verdiğinden ve başınıza getirdiğinden nereler neler hasıl oluyor. İşte Kisra sağlığında durmadan mallarıyla, paralarıyla, askerlerinin çokluğuyla güvenir, övünürdü. Allah indinde kendine yarayacak hiçbir şey takdim etmedi. Bir ömür boyu boşu boşuna yalan, dolan atıp savurdu da, şimdi aziz ve celil olan Allah yakasından tutuverdi. Güvendiği, dayandığı her şey elinden gitti. Din ve dünyası için ne işledi, ne yaptıysa onunla kala kaldı. Ey kardeşlerim! İşte Medain Meliki. Onun da mülkü parçalandı, paylaşıldı. Kendi dostlarından ayrı düştü. Nerede şimdi o haşmet? Nerede o saltanatı? Nerede kaldı o askerler? Nerede kaldı tacu tahtı? Nerede kaldı koca koca filleri, askerleri, dostları nerede? ordusuyla Hazreti Saad daha nice yerleri fethetti. Her gittiği yerde saadet, ilim, irfan götürdü. İnsanlar dalga dalga Allah'ın dinine, imanın mihverine, Kur'an'ın gölgesine koştular. Küfe şehrini de Hazreti Saad kurmuştu. O şehir 40 bin insan sağacak şekilde yapıldı. Hazreti Saad'ın inşa ettirdiği hükümet konağı 800 yıl ayakta kaldı. Fakat Küfelilerin zayıf bir tarafları vardı. Küfeliler vefasız insanlardı. Hazreti Saad gibi cennetle müjdelenmiş bir sahabiyi bile şikayet ettiler. Şikayetler birbirini takip edince Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Saad'a ya Eba İsak bu adamlar senin namaz kılmayı bilmediğini söylüyorlar. Ne dersin? Hazreti Saad, ey müminlerin emiri dedi. Vallahi ben onlara Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kıldırır, ondan hiçbir şey noksan yapmazdım. Akşam ve yatsı namazını kıldırırken, ilk iki rekatte çok durur, son iki rekatide hafif tutardım.'' İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Hazreti Ömer radıyallahu anın dudaklarında tatlı bir tebessüm belirdi. Ya saat dedi. Zaten senin hakkında zanlımız bundan başka değildi. Ve bu olayın araştırılması için küfeye Hazreti Saat ile birlikte memurları yolladı. Tahkik memurları küfe halkından şanlı sahabinin halini ve tutumunu kılık değiştirerek tek tek sordu ve bütün camileri gezdi. Hepsi aynı cevabı vermiş gibiydi. Onun içi dışından daha iyidir. Vallahi biz ondan memnunuz. Memurlar nereye giderse gitsinler hepsi adaletli, güler yüzlü ve iyiliksever olduğunu söylüyordu. Lakin bir tanesi, adı Üsame bin Katade herkesten farklı düşünüyordu bu fitnenin nereden çıktığı da ortaya çıkmış oluyordu. Katade dedi ki, madem bize sen ant verdin, söyle dedin söyleyeyim. O saat var ya, askerin başına geçip hiç savaşmaz. Mal taksim ederken de adaletsizdir. Hükmünde hiç adalet etmez. Bunu duyan Hazreti Saad radıyallahu an dedi ki, Madem ki benim hakkımda aslı olmayan bir takım suçlarda bulundun, ben de vallahi senin aleyhinde üç dua edeceğim. Şimdi iyi dinle. Ya Rabbi, senin bu kulun eğer yalancıysa gösteriş yapmak, bir takım kötü emellerine ulaşmak için bunları söylediyse ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt ve fitnelere uğrat.'' İnsanlığın şu garip haline bakınız ki bu bedduayı hak eden kişi, Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem met ve cennette müjdelenen pırlanta gibi bir insana çamur atabiliyor. Aylar geçiyor, yıllar birbirini kovalıyor ve o nasipsiz adam Hazreti Sa'd'ın duasının yıldırımlarıyla perişan oluyor. Kendisine halinden sorulduğu zaman Gözyaşları dökerek şöyle diyor. Ben kocamış, fitneye uğramış zavallı bir piri faniyim. Vallahi ben Hazreti Saad'ın bedduasına uğradım. E, ee, hiçbir kötülük cezasız kalmıyor. Abdullah bin Umeyr radıyallahu anh da diyor ki: sonraları ben onu gördüm. Yaşlılıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış, acayip bir hale uğramıştı. Ayrıca kötü ahlaklıydı. Yollarda rast geldiği kızlara sataşır, onları çimdikler, onlar da onun yüzüne tokat atar ve tükürürlerdi. Böylece rezil, rüsvay bir hayat sürdü. Çünkü Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dua etti? Allah'ım, Sa'ad'ın duasını kabul et. İşte bundan dolayı aklı başında herkes onun bedduasından çekinirdi. Ve Allah Resulü'nün müjdesi. Sa'd İbni Ebi Vakkas cennettedir. Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz rivayet ediyor. Efendimiz bir gece Medine'ye geldikten sonra uykusuz kalmıştı. Kafirlerin saldırısından çekindiği için uykusuzdu. Fakat yorgunluklarını gidermek ihtiyacını hissettiklerinden ve aynı zamanda ihtiyatı da elden bırakmak istemediklerinden, sahabilerimden salih bir zat gelse de, bu gece beni muhafaza etse buyurmuşlardı. Biz, kainatın efendisiyle böyle konuşurken, dışarıdan silah şakırtıları duyduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim o deyince, Saad bin Ebi Vakkas, ey Allah'ın Resulü dedi. Senin buraya gelmene sebep nedir? Buyurunca içime bir korku düştü. Sizi muhafaza etmek için geldim. Allah'ın Resulü mukaddes ellerini açarak dua buyurdular. Onun Utbe isimli bir kardeşi vardı. Uhud gazası esnasında kafirlerin safında bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel yüzünü kanatan oydu. O zaman Hazreti Saat bir aslan gibi kökremiş, avaz avaz haykırmıştı. Vallahi ey Utbe, elime düşersen senin kanını su gibi akıtırım. Peygambere bağlılığın bu derecesi. Yaşı ilerleyince valilikten ayrıldı, Nur şehri Medine'ye geldi. Akik tarafındaki evine çekilip, hiç dünyasıyla baş başa kaldı. Artık bütün günlerini ibadet, zikir ve şükürle geçiriyordu. Hazreti Osman radıyallahu an şehit edilince o gelmekte olan fitne selini görmüş ve kendisini ondan korumuştu. Halbuki kendisi de halife olacak zatların arasındaydı. Çünkü kendisinin çok taraftarı vardı. Eğer o da ortaya çıkacak olsaydı rakiplerini mağlup edebilirdi fakat böyle bir şeyi istemedi. Hatta Hazreti Saad'ın oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim müracaat ettiler. Yüz bin kılıç sahibi var ki, hepsi de seni hilafet için en liyakatli adam tanıyor. Haydi kalk, önümüze düş ve imamımız ol. Hazreti Saad gürledi. Bu sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, mü'mine çekilince kesmeyen, kafire karşı sıyrılınca onu kesen kılıçtır. Ve hep şu sözü söylermiş, Hayatımda üç gün ağladım. Bunlardan biri, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ebediyet alemine göçtüğü gün. İkincisi, Hazreti Osman'ın radıyallahu an katledildiği gün. Şimdi de Hakka ağlıyorum. 83 yaşında Hicret'in 55. yılında Medine'den 10-15 kilometre mesafedeki Akek denilen yerde vefat etti. Vefatından evvel Bedir gazasında giydiği cübbesiyle gömülmek istediğini vasiyet ederek "Ben bu cübbeyle müşriklerle karşılaştım. Onu bugünüm için saklıyordum." demişti. Vasiyeti aynen yerine getirildi. Akik'ten alınarak Peygamber şehri Medine'ye Allah Resulü'nün nurlandırdığı Hane-i Saadet'in önüne getirildi. Medine valisi namazını kıldırdı ve gözyaşları arasında Cennetül Baki'ye defnolundu. İslam tarihinde kahramanlığı ve vefasıyla tanınan bu sahabi bir ömür boyu hizmetinde bulunduğu ve aşkıyla tutuştuğu sevgilisine kavuştu. Allahu Teala derecesini ali eylesin. Cennette kendisiyle görüşebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. 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 Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sürçülisan ettik. Affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.